Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şahane bir yazlık bluz tarifi paylaşacağım. Hemen istiyorum ki şöyle modeli yakından sizlerle paylaşayım. Bakar mısınız modeli rengin güzelliğine şahane oldu gerçekten hatırlayanlar olacaktır bu motifi daha önceden sizlerle paylaşmıştım kız kardeşim kendine bir bluz örmüştü onun motifini çıkartıp sizlerle paylaşmak istemiştim sizlerde e, motifi bu şekilde bluz haline getirmemi istemiştiniz ben de detaylı olarak videosunu sizlerle adım adım paylaştım bakın şöyle yakından göstermek istiyorum bağcık noktasını. Bakın, firilerden oluşan ve dört tane motif kullandığımız çok güzel bir çalışma oldu. O kadar keyifli ilerliyor ki böyle bir iki günde falan bunu çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bütün yapım aşamasında detaylı olarak sizlerle paylaştım. Ee, yine videonun sonunda beden ayarlamasını nasıl yapacaksınız bunu da paylaştım. Bunu 36 38 bedene de çalışabilirsiniz. 50 60 bedene kadar da büyütebilirsiniz. Yine e, bu bluzumuzun ölçüsünde e, hangi bedene uygun olduğunda videonun sonunda sizlerle paylaştım. Mutlaka videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye edeceğim. Gerçekten keyif alarak çalıştım. İstiyorum ki e, bu bluzun e, krem renginde. sizlerle paylaşayım. Bakın bluzun önü ve arkası yok. E, ben bağcık noktasını buraya getirdim. Önü de arkası gibi e, iki tarafı da kullanabilirsiniz. İsterseniz bağcık yapmayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Uzunluğunu yine kolunun uzunluğunu ben böyle kısa kollu olarak hazırladım. Kız kardeşim böyle istediği için. Ama bunun e, kolunu uzatabilirsiniz. Yine e, bedenini de uzatabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. Hatta ve hatta bunu hırkaya dahi çevirebilirsiniz. Ön birleştirmesini yapmazsanız eğer. Yine eğer çok istenirse yorumlarda e, belirtilirse yine hırka olarak da bunu çalışabiliriz. İnşallah çok isterim. Hırkası çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hemen istiyorum ki krem renginde birlikte görelim. Bakın burada bluzumuzun krem rengini görüyorsunuz. Bunu kız kardeşim örüp hazırlamıştı. Ben de bu tarife bakarak bakın burada farklı bir rengini hazırladım. Gerçekten çok muntazam ve güzel oldu. İnanılmaz da kolay, keyifli bir yapımı var. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için içeriği pamuk olan sarma bir iplik kullandım. Yaklaşık 600-700 gram kadar iplik yeterli e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Bedene göre bu ip e, daha az olabilir, daha fazla olabilir yapacağınız bedene göre. Bunu da belirtmekte fayda var. Kullanmış olduğum tığ numaramı da zaten motifi örerken sizlerle paylaşmıştım. 3 milim tığ kullanacağız. Bu motiflerin yapımını daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır motiflerin yapım linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz şimdi motifimizin ilk motifini çalışırken bakın file sırasını yapıyoruz tamamen burada şöyle fileyle bitiriyoruz şu bitiş kısmını göstermek istiyorum motifi en son sırasını fileyle bitirdik. Şimdi ilk motifi bu şekilde hazırladıktan sonra ikinci motifi de yine aynı şekilde file sırasını yapıyoruz. Son sıraya geldiğimizde bakın bitiş noktamız burası. Burada şu ön e, göz kısmının olduğu noktayı birleşir, birleştireceğiz ve burada bir yaka açıklığı bırakacağız. Önce bu iki motifi birleştirmeye geçiyoruz. Şimdi burada hatırlayalım. Ne yaptık? 5 zincir çekip iki tane üçlü mızı çalıştık. Sonra bu noktaya geldiğimizde hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 Üç tane e, üçlü trabzanımızı çalıştık. 2 tane bakın tam köşe noktasındayız. Burada şöyle 2 zincir çekiyorum. ilmeği esnetiyorum. Burada bakın ilk motifi, ikinci motifi, ilk motife birleştireceğiz. Bu da şu üçlü e, trabzan noktası olan iki tane trabzan noktasını geçiyorum. Hemen şuradaki 5 zincirlik şöyle birazcık da yaklaştırmak istiyorum. Bakın buradaki 5 zincirlik file boşluğuna batıyorum. 2 zincir çekmiştim. Bu ilmeği tığımın ucuna alarak bu noktadan ilmeği geçiriyorum. ilmeği geçirdikten sonra bir, iki zincir çekiyorum ve ikinci motife dönerek aynı örgüme devam ediyorum. Bakın ne yapıyorduk? Buradaki 5 zincirlik file boşluğuna gelerek direkt sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneden sonra 5 zincir çekip devam ediyorduk. Ama ne yapacağız? Bağlantı yapacağımız için iki zincir çekiyoruz, ilmeği esnetiyoruz ve geliyoruz bu noktada. Bakın hemen ikinci file noktasına. Bu İlk motif tamamen fileden oluşuyor. Her bir file noktasını kullanacağız burada. İkinci motifi de örerken normal filelerimizi örer gibi e, normal battığımız noktalara yine batarak ilerlemiş olacağız. File boşluğuna batıyoruz. Sıradaki iki zincirlik ilmeği buradan geçiriyoruz. Tekrar iki zincir çekip bakın sanki beş zincir çekmişim gibi düşünebilirsiniz. Burada sekiz tane trabzanımız vardı. Bir iki tanesini atlayıp üçüncüsüne direkt sık iğne yaparak beş zincirlik filelerimizi oluşturuyorduk bakın burada birleştirmeyi bu şekilde yapmış oluyoruz şimdi aynı mantıkla devam edeceğiz burada şöyle 1 2 3 tane yelpaze noktası birleştireceğim geri kalan kısmı yaka açıklığını oluşturacak hemen yapalım 2 zincir bakın sıradaki fileye batıp buradan ilmeğimi geçiriyorum tekrar iki zincirimi çekip Burada yine bir iki trabzan atlayıp üçüncüsüne batıp sık iğne. 2 zincir ilmeği esnetip diğer file boşluğuna batıp ve sırayla her bir file boşluğuna batıp motifteki örgü işlemine devam ediyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok çok basit bir e, birleştirme mantığı var. 3. trabzanı batıp sık iğne. Şimdi bakın burada bir iki üçüncü noktayı birleştireceğim. Şöyle. Buradaki açıklığı ne kadar istiyorsanız, şuradaki kısmın açıklığı ne kadar istiyorsanız o kadar açık bırakabilirsiniz. Ben çok fazla olsun istemiyorum. Bunu biliyorsunuz kız kardeşime çalışıyorum. Şimdi burada zaten bitiş yapacağız bakın. Burası bitiş noktası. İsterseniz illaki bu noktada bitirmek zorunda değilsiniz. En baştaki şu uçtan da burayı birleştirebilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bakın bitişi yapalım. Şöyle 1, 2, şu son bir kez bağlantıyı da kuralım 1 2 zincir çekip şu tam orta kısımda bitirelim sonra 1 2 zincir 2 3. trabzana batıyorum ve sık iğne sonra bakın burada bitiriyorum Burada şurada bitirdim 1 2 3. yelpazede bitirdim şimdi motifimi normal filelerimi örerek devam edeceğim motif sırasında bitirmiş olacağım 1 2 3 4 5 zincir. Hemen geliyorum ilk sık iğnenin tepesine. Burada kaydırmamı yapıyorum. Şöyle bir tane de zincir çekeceğim. Şimdi bu noktayı bakın ipimi de zaten bu kısımda kesmiştim. Burada bitişimizi yapmış oluyoruz. Bakın ilk motifi ve ikinci motifi burada Bağlantımızı kurduk. Yaka açıklığını bıraktık. Şimdi e, bu aşamada ben iki yumakla çalışmıştım. Üçüncü ve dördüncü motiflerimi de hazırladım. Şimdi bunları birleştirmeye nasıl geçiyoruz? Tarif etmeye geçelim. Bu arada şu santim olarak ölçü de merak edebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Ne kadar birleştirdim? 11 santim kadar birleştirme yaptım. Açıklığı da yaklaşık bir 15 santim kadar bıraktım. Şimdi burada sık iğnenin bakın ilk başladığımız noktanın tepe noktasına batıp kaydırma yapmıştık. Ve burada bir zincir çekip ipimizi kesip ilmeğimizden çıkartıyoruz. Bu ipi şöyle birazcık kısaltacağım. Bakın burada bitiş yaptık. En son o kısa ipi de gizlemiş olacağız. Şimdi üçüncü motifi de ördüm. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi üçüncü motifi daha önceden motif tarifini paylaşmıştım. Birebir aynı şekilde ördüm. Şimdi bakın bu noktada şuradaki uç kısma kadar ilerliyorum. Ne yapıyorduk? 5 zincirlerle filimizi oluşturuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın ilk başladığım nokta burası. Hemen üçüncü trabzanı batıp. Şimdi filelerimi oluşturacağım. Ta ki şu uç kısma kadar gelelim. Bakın üçüncü motifteyiz. Buradaki uç kısma kadar gelelim. Sonrasında birlikte devam edelim. Şimdi bakın bu aşamada birinci ve ikinci motifi birleştirmiştik. Bunu ters çeviriyoruz. Şöyle ters çevirelim. Bakın buradan devam edeceğiz. Şimdi şu uçtayız. Şu noktayı göstermek istiyorum. Burada kenar kısma kadar geldik. Şu başlangıç noktasına kadar geldik. Burada ne yapacağız bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şu uçta hemen bu kenar koltuk altı kısmına gelen noktada motifimi yerleştirdim. Şimdi burada bir miktar birleştireceğim. Kol altı kısmını birleştireceğim. Ve yeteri kadar kol açıklığı bırakacağız. Bakın şu kısım kol açıklığı olacak şu nokta. Ama bunun tamamı motifin tamamı kol açık, açıklığı olmayacak. İsterseniz bedeni büyütmek isterseniz eğer yine şuradaki göğüs birleştirme noktasını kol altı kol açıklığını bırakma noktasında da isterseniz tamamen bir motifi de e, kola ayırabilirsiniz. Kol açıklığı bırakabilirsiniz. Direkt açıklık bırakıp alttan da tamamen birleştirerek örmeye devam edebilirsiniz. Burada bir miktar birleştirme edebilirsiniz. Ama ben kız kardeşime yaptığım için onun ölçülerini e, kullanacağım. Yine e, ölçüleri de e, aşama aşama sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi geldim burada bakın tam köşe noktasındayız. Yine aynı birleştirme mantığı. İki zincirimizi çekiyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 5 zincir. 2 tane üçlü trabzanımızı ördük. 2 zincir ilmeği esnetiyorum ve geliyorum. Şöyle düzden göstersem daha anlaşılır olacak. Bakın şöyle düzne çevirdim. Şu uçtayım. Şimdi bunu şurada kolu birleştireceğiz. Kol açıklığı bırakıp omuz kısmını birleştirmeye geçeceğiz. Burada ne yaptık? İkinci motifte yaptığımız işlem gibi. Bakın hemen trabzandan sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp ilmeği geçiriyorum. 2 zincir. Hemen motife dönüp sık iğne. 2 zincir. file boşluğuna batıp 2 zincir. Motifi örmeye devam ediyorum. Bakın. 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne batıp sık iğne. 1, 2 zincir. Burada iki tane yelpaze birleştireceğim. Şimdi bunu göstermek istiyorum sizlere. Yelpaze noktası dediğim kısım da şu bakın. 8 tane tırabzanla oluşan nokta. 2 zincir. 1 2 Hemen şu ortaya da batıp 1 2 3.ye batıyorum. Şimdi bakın burada da şöyle 1 2 tane yelpaze birleştirdim. Bu kol altı kısmı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burası kol altı noktası. Şu kısımda kol açıklı. Şimdi motifimi örmeye devam edeceğim. Ta ki şu uca kadar. Ne yapıyorum artık birleştirmeyi bırakıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen 1, 2, 3. trabzana batıyorum. Motifin son sırasında e, bu aşamaları sizlerle paylaşmıştım. O yüzden buraları birazcık hızlı geçeceğim. 4, 5, 2, üçüncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir üçüncüye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 üçüncüye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bakın böyle file ile bu noktaları geçiyoruz 1 2 3 4 5 zincir şimdi son uç kısma kadar geleceğiz bakın şu 5 zincirlik file boşluğuna batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincirimi çekip 2 tane üçlü trabzanım örüyorum trabzanların üzerine yine trabzan örüyoruz bu nokta değişmiyor şimdi buradayız bakın ne yaptık şöyle aslında aynı şekilde birleştirmiş olduk 3 motifi de şimdi burada kol açıklığını bıraktık şimdi bu motifi şöyle getireceğiz bu uçtan birleştireceğiz bakın bu ucu bununla şu kenarı şu iki kenarı birleştireceğiz sonra da şöyle motifi çevirmiş olacağız aslında bakın burası üçüncü motifin olduğu nokta şimdi kol kısmını kol altını birleştirdik kol açıklığını bıraktık şimdi omuz kısmını birleştireceğiz ta ki buradaki uç kısma kadar sonra da ilk başladığımız motifi tamamen file ile bitirmiş olacağız yapalım birlikte bakın burada ne yapıyorum Üç, e, iki tane üçlü Trabzan noktasını ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. Bire bir aynı işlem. Bakın trabzandan sonraki 5 zincirlik file noktasına batıp kaydırmamı yapıyorum. İki zincirimi çekip motifime dönüp sık iğne örüyorum. İki zincir sıradaki file noktasına batıp ilmeğimi kaydırdım. İki zincirimi çekip tekrar motifime dönerek aynı şekilde bakın. Şimdi omuz kısmını birleştiriyorum. Bu noktaları şöyle göstermiş olalım anlaşılır olması açısından. Bakın file noktalarına batıp iki zincir. Şöyle bakın birleştirmeye geçtik. Şimdi omuz kısmını birleştireceğiz. Şu dönüşü burada nasıl yapıyorum hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın burada omuz kısmını birleştirdik. Şu köşe noktasındayız. Yine iki zincirimizi çekiyoruz ve trabzanlar önceki 5 zincirlik boşluğa batıp kaydırmayı yapıp iki zincirden sonra bakın trabzanlar geliyor. Hemen iki tane üçlü trabzan noktasını örüyoruz köşe noktayı ve birleştirmeyi bakın şöyle göstermek istiyorum bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle açarak gösterelim daha anlaşılır olsun. Şimdi bu uçtayız. Motif aynen devam edecek. Bakın file sırasındayız. Burada yelpazeleri görüyorsunuz. Şimdi file sırasını oluşturarak ilk başladığımız noktaya kadar bu üçüncü motifi örüp bitireceğiz. Ee, burada sonra dördüncü motifi buradan dahil edip e, diğer tarafa birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi yapalım şu noktayı da. Bakın trabzanları ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen gelen 5 zincirlik boşluğa sık iğne motifimizin son sırasına dönüş yapmış olduk. Sonra 1 2 3. noktaya batıp sık iğne. Bakın 5 zincirlik file noktalarımızı oluşturmaya geçtik. Şimdi bu üçüncü motifi burada bitireceğiz. Sonra dördüncü motifi dahil etmeye geçiyoruz. Şimdi burada bakın dördüncü motifimizi de hazırlamıştık. Şimdi burada başladık filelerimizi örmeye. Köşe uç kısma kadar geldik. Diğer üçüncü motifte yaptığımız gibi. Bu arada hemen şu kol açıklığını da vereceğim. Ne kadar birleştirdiğimi santim olarak burayı da kaçırmayalım. Şöyle 8-9 santim kadar kol altını birleştirdik. Burada da kol açıklığı bakın ne kadar bıraktık. 19 santim kadar. Kol açıklığı da bakın burası 19 santim. Bu dediğim gibi ölçüler sizlerde farklılık gösterebilir. Daha az birleştirmeler yaparak şu file noktalarında daha fazla daha az birleştirmeler yaparak de oynamalar yapabilirsiniz. Şimdi Dördüncü motifi aynı şekilde ördük. Bakın bu uç kısımdayız. Burada başladık. Buradaki uç kısma kadar geldik. Şimdi bu motifi dördüncü motifi buradaki üçüncü motife birleştireceğiz. Ön tarafta şu ne kadar birleşmiş birleştirmişsek birinci ve ikinci motifi 3 ve 4 ve 3'ü de aynı şekilde birleştireceğiz. Sonra ön gövde kısmını örüp omuzlarını birleştirmeye geçeceğiz. Sonra kol açıklığını bırakıp koltuk altında birleştirme yapıp sonra tekrar motife dönüp başladığımız noktaya kadar ilerlemiş olacağız. Bu aşamayı yapalım. Bakın iki zincirimizi çekiyoruz. 3. motifi alıyorum. Trabzandan sonraki beş zincirlik boşluğa gelip burada ilmeğimi kaydırdıktan sonra bir iki zincirimi çekip motifime dönüyorum. Sık iğne. Bir 2 zincir birleştirme yapıyoruz. Bakın iki zincir. Bu noktaları artık detaylı göstermeye gerek yoktur diye düşünüyorum. İki zincir. Bakın. Burada bir ve ikinci motifte yaptığımız yani şu arka tarafta yaptığımız işlemi burada da uygulayacağız. Sonra motife dönüp filelerimizi öreceğiz. Sonra omuz kısmını burada birleştireceğiz. Buradan birleştirip geleceğiz. Bu tarafta zaten göstermiştim. Sonra omuz kısmını birleştirdikten sonra kol açıklığını bırakacağız. Bu tarafta ne kadar bırakmışsak o kadar. Sonra kol altı kısmını iki dilim böyle iki yelpaze olacak şekilde birleştirip burada birleştirmeyi yaptıktan sonra tekrar dördüncü motife tek olarak dönüp ilk başladığımız noktada Burada motifimizi tamamlamış olacağız ve motifli olan kısım bu üst kısmın aşamasını bitirmiş olacağız. Şimdi bakın burada dördüncü motifde bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi kol açıklığını bırakıp kol altındaki birleştirme noktasını yapıp dördüncü motifte ilk başladığımız noktaya kadar geldik ve burada bitişi yaptık. Şimdi burada bitiş önemli bakın bitişi nasıl yapacağız diğer noktalar gibi değil bakın son fileyi son bitiş filesine örerken Burada sık iğnemizi ördük. Şimdi bu noktada iki zincir çekeceğiz tığımızın başına dolayarak. Burada ilk başladığımız sık iğne vardı, fileye başladığımız ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz, ilmek çıkardık iki zincirden sonra bakın üç ilmeğimiz var doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık, ikisini birlikte örerek ikili trabzan, iki zincir ikili trabzanla burada beş zincirlik file boşluğunu elde etmiş olduk. Şimdi bitiş ve başlangıçlar düzgün ilerlemesi için burada hep trabzan bizim bitiş ve başlangıç noktamız olacak. Şöyle tekrar gösterelim. İki zincirimizi çekiyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzanla bitişimizi yapıyoruz. Şimdi artık file sırasına geçeceğiz. Bakın bitişi böyle yaptıktan sonra tamamen şöyle göstermek istiyorum. Şu bağlantı noktalarını da yine sizlerle paylaşacağım. Bakın şöyle gövde kısmını oluşturduk. Ekran sığdırmaya çalışıyorum. Bir bütün haline geldi. Kol altı kısmında bir birleştirme var. Kol açıklığımız var. İki tarafta da kol açıklığı. Ve şu da yaka açıklığı bakın. Bu da yaka açıklığı. Motifleri bu şekilde bakın omuz noktalarında böyle birleştirdik. Şimdi birleştirirken çok böyle sıkı sıkı durabilir. bunu bu buharlı bir ütü de vereceğiz. Bu birazcık daha açılacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi filelerimizi örmeye geçiyoruz. Artık gövdeyi öreceğiz. Gövdeyi aşağı doğru uzatacağız. Bitiş ve başlangıç böyle olacak. Şimdi bakın ne yapıyoruz? 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamen 5 zincirden oluşuyor bu fileler. Sıradaki gelen 5 zincirlik fileye batıp sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. File boşluğuna gelip sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki 5 zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi şu bağlantı noktasına kadar gelelim. Şimdi bakın filelerimizi örerek ilerledik. Şimdi şurada trabzanların olduğu file noktalar var. Bakın iki tane trabzan uç kısmı görünüyor. Motiflerin uç kısımları bunlar. Burada birleştirmeyi nasıl yapacağız? 5 zincirimizi çektik. Şimdi buradaki file noktasına ve diğer file noktasına bakın. Şu trabzanlardan önceki buradaki 5 zincirlik boşluğa hemen trabzandan sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp bu noktadan bakın sık iğne ile bağlantıyı yapıyorum bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle bir kez daha gösterelim bu noktayı. 5 zincirimizi çektik. Bakın filelerimizi örerek geldik. trabzandan önceki file noktasını sık iğne batacağız ama batıyoruz. Burada bırakmıyoruz. Hemen diğer iki trabzandan sonra gelen 5 zincirlik file boşluğuna da batıp iki noktaya aynı anda batıp ilmek çıkarıp sık iğne örerek Bakın şöyle bağlantı yapmış oluyoruz. 5 zincirlik file boşluğunu oluşturuyoruz. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Bu noktaya battığımız için hemen bir diğer noktaya batıp sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. Hemen file noktasına batıp sık iğne. Şimdi bu şekilde 5 zincirler çekip file noktalarımızı oluşturacağız. Bu tarafta da koltuk altında da yine hem bu noktaya hem de bu noktaya batıp sık iğne. Yani şu tam orta kısımda yaptığımız işlemi diğer uçlarda da motiflerin diğer ucunda da uygulayarak bu şekilde başladığımız ilk file sırasına kadar ilerleyerek bir sıra tamamen file örmüş oluyoruz. Bakın file sıramızın sonuna geldik tamamını aynı şekilde ördük. Şimdi bitişimizi yapacağız. Burada hatırlayalım bitiş noktamızda bir tane trabzanımız vardı. İki zincir trabzanımız vardı. Şimdi sık iğnemizi ördükten sonra tekrar iki zincirimizi çekip tığımızın başına doluyoruz ve buradaki ikili trabzanın tepesine batıyoruz ve tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bakın file bu şekilde eşitlenmiş oluyor. Çok güzel bir bitiş bu. Bunu mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip sıradaki gelen 5 zincirlik boşluğa sık iğne örerek bakın yeni file sıramıza başlamış oluyoruz. 3, 4, 5 zincir file. Şimdi burada file sıramızı uzatacağız. Şimdi gövde, gövde kısmındayız dediğim gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın Koltuk altı kısmında da şu tam ortada yaptığımız işlemin birebir aynısını yaparak filelerimizi oluşturduk. Şimdi tamamen fileden oluşuyor sıramız. E, bu file sırasını yaklaşık bir e, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Ne kadar istiyorsanız uzunluğunu o kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben yaklaşık e, 7 ya da 8 gibi düşünüyorum. E, bunu ölçerek e, çünkü elimde biliyorsunuz kız kardeşimin ördüğü bir var. Onu ölçerek dengeli bir şekilde yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu sıra sizlerde 6, 7, 8, 9 da olabilir daha uzun istiyorsanız eğer. Şimdi file sıralarımızı tamamlayalım. Hemen bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Şimdi bakın bu gövdedeki file sırasını 10 sıra olana kadar devam ettirdim ben. 10 sıra benim için yeterli oldu. Kardeşiminkinde 7 sıraydı. Ama örgü elden ele değiştiği için örme sıkılığımız, gevşekliğimiz farklı olduğu için aynı santimi yakalamak adına ben 1-2 santim de biraz fazla olsun istedim. Bu yüzden 10 sıra olarak tamamladım. Diğer krem bluzda 7 sıra olarak örülmüştü. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi buradaki file sırasını nasıl sayacağız? Bunu da göstermek istiyorum. File sırasını sayarken böyle üst üste değil de ne yapıyoruz? motifin bakın son sırasından itibaren sayıyorum. Çapraz sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra şeklinde bitirdik. Şimdi sıramızın sonundayız. 10. sıranın sonundayız. Burada iki zincirimizi çekip tığımızın başına doluyoruz ve buradaki ikili trabzanın tepesine batıp ikili trabzanlı son filemizi örerek bitirmiş oluyoruz. Şimdi artık modelli kısma geçeceğiz. Geriye doğru bakın aynı boşluğun içerisine, şurada oluşturduğumuz son filenin içerisine batıyorum buradan ilmek çıkarıp bir tane sık iğne örüyorum bu sık iğneden sonra iki zincir çekiyorum bunu bir trabzan kabul edeceğim bakın bu yuvanın içinde olmak için e, bu işlemi yaptım e, iki zincirden sonra doluyorum aynı boşluğa batıp ilmek çıkarıyorum üç ilmeğim var doluyorum ilkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte üçlü trabzan örüyorum aynı boşluğa gelip ikinci üçlü trabzan baştaki zincirle beraber üç tane üçlü trabzan elde etmiş oluyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki gelen 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Bir diğer boşluğa gelip 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir ve 5 zincirli file boşluğuna batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir diğer file boşluğuna batıp 3 üç tane üçlü trabzan grubunu örüyoruz. Şöyle gösterecek olursam çok rahat anlaşılacaktır. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın, sıramızın sonuna geldik. 3 zincirimizi çektikten sonra buradaki baştaki çektiğimiz sık iğne ve 2 tane zincirimiz vardı. Bunun hemen zincirin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra buradan 1, 2, 3 zincirle 4 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz ve bu zincirin içerisine tekrar batıp ilmek çıkarıyoruz. Bakın 3 ilmeğimiz var doladık. İlkini tek ikisini birlikte örüyoruz. 2 ilmeği bekletiyoruz. Doladık aynı boşluğa gelip ilmek çıkarıyoruz. İlkini tek ikisini birlikte örüp şimdi 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tığımızın başına dolayarak bir sonraki sıradaki gelen ikinci trabzanın bakın tepesine batıp buradaki üçlü fıstıktan yapacağız. İlkini tek ikisini birlikte iki ilmeği bekletiyoruz. Aynı boşluğa gelip ilkini tek ikisini birlikte doluyoruz. Üçüncü kez batıp ilkini tek ikisini birlikte dört ilmeğimiz var. 'ün tek seferde topluyoruz başlangıç zincir olduğu için 3 ilmek vardı arada 5 zincir var şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir doluyoruz şimdi son trabzanı da aynı fıstığı yapıyoruz ilkeni tek ikisini birlikte örerek üç kez batıyoruz bakın bu şekilde ve 4 ilmeği tek seferde topladık arada hiç zincir vesaire yok şimdi tığımızın başına doluyoruz şu aradaki file noktasını geçip Direkt üçlü trabzan gruplarına böyle üç tane fıstık hazırlayacağız. Geçişlerde de zincir olmayacak. Sadece iki tane bakın beşli fila noktamız olacak. Doluyoruz. Hemen direkt gelip ilk trabzanın tepesine batıp ilkini tek ikisini birlikte iki ilmek bekliyor. İlkini tek ikisini birlikte iki ilmek diğer ilmek bekliyor. Üç kez bu şekilde batıp şimdi 4 ilmeğimiz var. Dördünü tek seferde topladık. Bakın Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyoruz. ikinci trabzana gelip aynı işlemi, aynı fıstık işlemini tekrar ediyoruz. Bakın bir kez daha yapalım. 4 ilmeği tek seferde topladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzana da yani 3. trabzana da aynı 3 kez battığımız fıstığımızı oluşturuyoruz. 4 ilmeği tek seferde toplayarak bakın bu şekilde çiçeklerimizi yapmış oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sonraki aşamaya birlikte e, ilerlemiş olacağız. Şimdi bakın sıramızın sonuna geldik. Son üçlü fıstığımızı da yaptık. Yapraklarımızı yaptık. Şimdi ilk başladığımız şu fıstığın tepesine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra 5 zincirlik noktaya gelmemiz gerekiyor. Tekrar bir kaydırma yapıp şöyle bir tane de zincir çekip aynı boşluğun içerisine bir tane sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra 1 2 3 4 5 zincirle file sıramızı oluşturmaya geçiyoruz. Hemen sıradaki gelen 5 zincirlik boşluğa sık iğne. Bakın sık iğne ile ilk başladığımız nokta. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve 5 zinciri gördüğümde bakın direkt batıp sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile filelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bakın şöyle gösterecek olursam. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar ilerliyoruz. File sıramızın sonuna geldik. Sık e, iğnemiz vardı. Bakın burada ilk başladığımız iki zincirimizi çektik. 5 zincir değil bitiş olduğu için iki zincirden sonra doluyoruz. Buradaki ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzanla buradaki 5 zincirlik file boşluğunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakın burada 3 tane yaprak görünüyor. Bu 3 yaprağın tam ortasında kalan yaprağın üzerindeki fileye şimdi yelpaze noktamızı oluşturacağız. Direkt tığımızın başına doluyoruz. Bakın buradaki trabzan bitiş trabzanımız. Şimdi buradaki sıradaki gelen ilk 5 zincirlik boşluğun içerisine 8 tane üçlü trabzan örerek yelpaze noktamızı hazırlayacağız. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane bakın üçlü trabzan grubunu ördük. Hemen bir diğer 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne. Bakın bu böyle çiçeklerin tam orta kısmına denk gelecek yelpaze noktası. Sık iğneden sonra direkt doluyoruz. Hemen tekrar bakın çiçeğin tam ortadaki yaprağın üzerindeki fileye 8 tane üçlü trabzan grubunu örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane trabzan grubunu ördükten sonra diğer noktaya sık iğne ile tutturmuş oluyoruz bakın bir diğer sıramız da şimdi bu şekilde ilerleyecek ta ki sıra sonuna kadar sıramızın sonuna geldik bakın burada trabzanla bitmiştik en son file boşluğumuz buraya direkt batıyoruz sık iğne ile bitişimizi yapıyoruz bakın diğer bütün taraflarla aynı olmuş oluyor şimdi Şuradaki ikili trabzanı saymıyoruz bakın ilk üçlü trabzandan itibaren kaydırmaya başlıyoruz 1 2 3 trabzan boşluğuna kadar kaydırmamızı yaptık bir zincir çekip aynı boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne ile şimdi file sıramızı örmeye geçiyoruz 1 2 3 4 5 zincir 1 2 trabzan atlayıp 3. trabzanı batıp sık iğne motifte yaptığımız işlemi birebir aynısı 1 2 3 4 5 zincir aradaki boşluğu geçip trabzanları saymaya başlıyoruz sık iğneden sonra 1 2 3. trabzanı batıp tekrar sık iğne 1 5 zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne sık iğne şeklinde bakın file sıramızı kurmaya geçiyoruz. Şimdi bu noktada bu modeli anladıktan sonra şimdi büyük parçada göstereceğim. Bakın burada şu kısmı ördük. Buraya bağlama noktası gelecek. Şimdi yelpaze sırasına, e, yelpaze sırasından sonra file sırasına başlıyoruz ve aslında birebir buradaki işlemin birebir aynısını e, alt etek kısmında da ucunda da uygulayacağız. Şimdi file sırasını burada kaç sıra örmüş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, sıra tekrar file örmüş. Yani buradaki ördüğü file sırasını burada da tekrar etmiş. Sonra şuradaki çiçeği uygulamış. Sonra bakın file sırası ve yelpaze sırasıyla da bitirmiş. Yani bu yaptığımız şu işlemi 7 sıra fileden sonra birebir tekrar uygulayarak etek ucunda bitişimizi yapmış olacağız. Şimdi bundan sonrasını tarif etmeye gerek yok. Bakın şöyle. Buradaki yaptığımız işlemi birebir file sırasından sonraki aynı işlemi yelp yelpaze sırasına kadar uygulayarak bitiriyoruz. Dediğim gibi şuradaki e, yüksekliği yani uzunluğu ne kadar istiyorsanız sizler file sırasını o kadar artırabilir azaltabilirsiniz. Sonra şöyle kol kısmına geçecek olursak kolda da Bakın birebir aynısı. Yine aynı işlem. Kolda da direkt şu kol kısmını ayırmıştık bakın. Burayı da artık tarif etmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü birebir yani şuradaki yaptığımız modelin birebir aynısını uygulayacağız. Nerede? Zaten kol kısmını ayırmıştık bakın. Burası kol kısmımız. Şöyle buradan ipimizi takarak herhangi bir noktadan file noktaları zaten belirgin. File sıramızı öreceğiz. File sırasından sonra şuradaki uygulamayı yapacağız. Hemen bu bitmiş parçadaki Bakın file sırasını kaç sıra olduğunu da söyleyeyim. Tabi bu uzunluk sizlerde değişebilir. Daha uzun daha kısa istiyorsanız kol kısmını bu sayı değişebilir. Hemen sayıyı şöyle söyleyelim. 1, 2, 3, 4 sıra. 1, 2, 3, 4 sıra file örülmüş. 4 sıra sonradan 4 sıra fileden sonra çiçek örneği kurulup 1 sıra file sonra tekrar yelpaze sırasıyla bakın kol kısmı da tamamlanmış. Sonra Bakın şu yaka kısmında bir örgü modeli var. Şimdi e, ben e, istiyorum ki orayı sizlere tarif edeceğim şu gövde kısmını kol kısmını da burada sizlere göstermiş olduğumuz gibi e, tamamlayacağız bakın Şuradaki örneğin birebir aynısı kol ucunda da uygulanmış hiçbir farklılık yok sonra ne yapacağız şu yaka kısmını örmeye geçeceğiz hemen bunu da şimdi sizlerle tarif ediyor olacağım bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi gövde kısmını yeteri kadar uzattık bu alt kısımda da birebir aynı modeli uyguladık buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını bakın motiften sonra 4 sıra fil örüp modeli birebir aynı şekilde kurmuş olduk. En son trabzanlı bitişimizi yaptık. Şimdi yaka kısmını örmeye geçeceğiz. Burada ipimizi alıyoruz. Hemen şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturduk. İstediğiniz bir uçtan başlayabilirsiniz. Ben hemen şöyle şu tam ortadaki fileden başlıyorum. Direkt bu boşluğa batıp ilmek çıkarıyorum. Kısa ipi de araya alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığımın başına doluyorum ve bu boşluğun içerisine üçlü trabzanlarımı örüyorum. 1 2 kısa ipi de gizliyorum. 3 Bakın Sık iğne 3 zincir 3 üç tane üçlü trabzan hemen bir diğer file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyorum sık iğneden sonra 1 2 3 zincir çekip tığımın başına doluyorum hemen bu boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 2 3 Bakın şöyle göstermek istiyorum. 3 üç tane üçlü trabzan ördükten sonra burada hemen şu boşluğa bakın. batıyorum Sık iğne. Tam bu V yakasının olduğu nokta. Burada 1, 2, 3 zincir. Hemen bu noktaya 3 üç tane üçlü trabzan. Şimdi bu noktada nereye batacağımız önemli. Bakın şuradaki boşluğa değil de bir sonraki 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne. Bu kısmı böyle geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 üç tane üçlü trabzan. Sonra bir diğer file boşluğuna batıyorum. Bakın sadece şu kısımda bir V noktasında bir farklılık var. Şu kısa ipi de örerken gizleyelim. Bakın hemen 5 zincirlik file boşluğuna batıp direkt Sık iğne 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan 1 2 3 Hemen bir diğer fileye sık iğne. Şimdi şöyle göstermek istiyorum bakın. Bu şekilde tam orta kısmını geçmiş oluyoruz. Böyle devam edeceğiz. En sonda burada e, bitişi hemen sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi bakın burada V noktasını yaptıktan sonra devam ettik örgümüzü örmeye. Şimdi iki motifim birleşti omuz kısmındayız. Burada ne yapacağız? Üçlü trabzan grubunu ördük. Burada trabzan öndeki e, trabzanlar önceki 5 zincirlik boşta, hemen trabzandan sonraki 5 zincirlik boşta. Yani bu kesişen noktaya yine aynı şekilde batıyoruz, ilmek çıkardık, sık iğne ördük. Şimdi bu noktayı birleştirdikten sonra şu ara kısmı kullanacağım. Bakın bir. 2 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Sık iğne ile iki noktayı birleştirdik. Şimdi şu ara boşluğa batıp 3 üç tane üçlü trabzan grubunu örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzan grubunu ördükten sonra bakın şu noktaya değil bir sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne. Bu kısmı da böyle geçmiş oluyoruz. Sık iğneden sonra tekrar 3 zincir. 3 üç tane üçlü Trabzan grubunu örerek yine file boşluklarını sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Bakın bu noktalarda şu önemli olan V kısmı, uç kısmı, omuz kısmının kesiştiği nokta önemliydi. Bu kısımları da gösterdik şimdi tamamen bakın şöyle. Arka tarafa geçmiş olduk. Buradan başladık diğer V tarafını öreceğiz devam edip yani yaka kısmını tamamen bu şekilde örerek bitiriyoruz hemen bitişi sizlerle paylaşmış olalım bakın, bitiş kısmında da üç tane trabzanımızı ördükten sonra bu noktada ipimizi şöyle bir 5-10 santim kadar kesip direkt trabzandan sonra ilmeğimizden çıkartıyorum şimdi burada bitiş kısmında bakın trabzandan sonra ipimizi yeteri kadar kestim şimdi burada ilk başladığımız sık iğne noktası var bu sık iğnenin hemen şöyle tepe boşluğuna batıyorum sık iğne 3 zincir yapmıştık bu ipi de arka tarafa alıyorum sonra arka tarafta hemen şu sık iğnenin ya da şöyle dip kısmında batabilirim bu noktadan batıp şöyle bir zincirle ipimizi burada sabitliyoruz sabitledikten sonra şöyle trabzanların arka kısmından ipimizi izleyerek bu noktayı da bitirmiş oluyoruz bakın Rabzanelerin olduğu noktadan ipimizi gizledik. Bakın bu şekilde bitişimizi yapmış olduk. Hemen şöyle yıka kısmında göstermek istiyorum. Tabii en son e, örgümüz bittiğinde tamamen bir ütüleme yapacağız. Bu harli ütüyle e, ütülemiş olacağız çalışmamızı. Şimdi bakın bitirdik. Şöyle göstermek istiyorum kabaca. En son bağlama noktasını sizlerle paylaşacağım. Bakın yaka kısmı bitti. Şimdi böyle çok bozuk gibi durabilir ama ütüleyeceğiz. E, giyildiğinde çok güzel duruyor gerçekten. Şimdi şu ara noktaya bir bağlama yapacağız. Şimdi ise örgümüzün bağcık noktasını yapacağız. Bunun için ipimden böyle fazlaca bir miktar buraya bırakıyorum. Bıraktıktan sonra yeteri kadar ne kadar istiyorsanız e, bu bağcık noktasının uzunluğunu o kadar ip bırakabilirsiniz. Fazla fazla bırakın eksik kalmasın sonradan eklemek zorunda kalmayalım. Bakın bu şekilde ipimi fazla fazla bırakıyorum. Şimdi bağcık noktasını yapacağız. Burada hemen işe zincirle başlangıç yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada yeteri kadar ipimi bıraktım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi bıraktığım ipi bakın altta duran ip bıraktığım iplik. Bu ipi tığımın bakın ucuna doluyorum. İki tane ilmek oluşuyor. Sonra yumaktan gelen ipimi tığımın ucuna alarak bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sonra ipi tekrar tığıma doluyorum. Doladıktan sonra yumaktan gelen ipi bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bıraktığım ipi tığa doluyorum. Yumaktan gelen ipi tığımın ucuna alarak iki ilmeği kapatıyorum. Bakın bu şekilde zincir gibi ya da sık iğne gibi düşünebilirsiniz. Çok basit bir teknik. İpi doluyoruz ve kapatıyoruz. Doluyoruz. Yumaktan gelen iplikle kapatıyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Doluyoruz. İki ilmeği kapatıyoruz. Bakın. Tek ilmek ipi doladığımızda iki ilmek oluşuyor. Yumaktan gelen ipi alıp iki ilmeği kapatıyoruz. Bu şekilde bakın güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz bağlama noktasında istediğimiz uzunluğa gelene kadar hazırlayacağız sonra artık ee, bu yüzümüze geçirip artık bu yüzümüzü ütüleyerek de bitirmiş olacağız yaklaşık bir 120 santim kadar e, burada bağcığımı mı bakın e, hazırladım uzun bir şekilde şimdi artık burada bitişi yapacağım burada ne yapıyorum son noktayı da bakın bu şekilde ördükten sonra burada bir tane zincir çekip ilmeğimi yeteri kadar esnetiyorum ve ipimi kesiyorum sonra buradaki ipi de yine aynı şekilde kesiyorum. Sonra bu iki ucu şöyle bir kez düğümleyeceğim. Düğümledikten sonra bakın şöyle ara boşluklardan birkaç kez ipimi geçirip bunu da sabitlemiş olacağım. Şöyle birkaç yerden geçirelim. Bakın başak örneğini bozmadan şöyle batıyorum. Tek kanada, sonra ipi buradan geçiriyorum. Böyle birkaç kez bu işlemi uygulayarak fazla kalan ipi de şöyle kesip çıkaracağım. Diğerini de diğer kanattan alarak bu şekilde bitirmiş olacağım. Bakın temizliyorum. Diğer uçta zaten bu şekilde. Sonra ne yapıyorum? Bakın bağcığı bu şekilde hazırladıktan sonra şu file sırasından sonraki ortadaki modelli kısım bel kısmından bağlama noktasını ayarlayacağım. Şu kısım tam ortaya gelsin istiyorum. Tığ yardımıyla yapabilirsiniz bunu. Hemen ucuna alıyorum. Şöyle tığ yardımıyla ara boşluklardan bakın filenin olduğu boşluklardan geçirip bu şekilde bağlama noktasında tamamlamış olacağım. Bakın burada bağcık noktasında tamamladım. Böyle istediğiniz kadar bu kısmı büzdürebilirsiniz. Şimdi ben istiyorum ki en son artık bluzumuzun yüzümüzün e, ölçüsünü sizlerle paylaşayım. Şimdi bakın şu file noktası kısmının ölçüsünü vereceğim sizlere. Tabi bu biraz daha e, giildiği zaman file olduğu için açılma yapabilir aşağı doğru. Bunu da baz alarak söyleyelim. Yaklaşık 24 santim kadar bir ölçü. Ama şöyle tamamen e, ya omuz kısmından etek kısmına kadar olan ölçüsünü söyleyecek olursa bu da 45 santim. Eni de çünkü motifi baz alalım hemen şöyle dip kısmından. Bu da 51 santim, 50 santim ama şu aşağı doğru bakın file olduğu için biraz daha daralıyor. Şu dar kısmı söyleyecek olursam, bu da 48 santime kadar düşmüş. 51 santim, bakın motiflerin iki ucu, şu koltuk altından ucu. Şimdi şurada kolu ekstradan ördük file kısmı ile başlayıp 4 sıra file örüp bu da 7 santim kadar örmüşüz. Kol açıklığını vesaire daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Ölçüler de bu şekilde. Ee, ölçümüzde. Şimdi burada bu bluzu nasıl büyütüp nasıl küçülteceğimizi bahsedeceğim. Şimdi burada burayı dikkatli dinlemekte fayda var. Ee, bu 38'e biraz salış olacaktır, 40-42 beden aralığında aslında. Belki 44'de de olur ama birazcık dar oturabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani 38-44 beden arasına uygun bir ölçü oldu bu. Ee, bunu sizler daha küçük daha büyük yapmak isterseniz eğer ne yapmanız gerekiyor? İlk olarak motifle oynamanız gerekiyor. Bakın motifin bir sıra burada yelpaze yaptık. Bedeni küçültecekseniz eğer bir sıra yelpaze e, yeterli olacaktır sizin için. En son file sırasını yaparsınız. ikinci yelpaze sırasını yapmazsınız. Eğer bedeni küçültecekseniz. Bedeni 50-60 bedene kadar çıkartmak için de ne yapacaksınız? Yine şu yelpaze sırasını devam ettirirsiniz. 2 sıra değil de 4 sıra olabilir, 5 sıra olabilir. Burada yelpaze sırasını büyüttükçe beden de büyü büyüyecektir. Yani burada e, bedeni belirlemek için motifle oynamanız gerekiyor. Motifin şu yelpaze sıra sayısını, aradaki file sıra sayısını artırarak, azaltarak beden ayarlaması yapabilirsiniz. Sonra zaten motifi büyüttükten sonra motifin ölçüsünü de zaten, İlk başlangıçta söylemiştim ama şöyle bakın buhar ütü falan da verdik. Hemen şöyle son ölçüsünü söyleyecek olursam. Bakın 27 santim. Yine e, aynı ölçü. E, motifim 27 santim oldu. Sizler kendi bedeninize göre tabi bu 27 santim sizde olmayabilir. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre e, motifin e, ölçüsü değişebilir. Daha az olabilir, daha fazla olabilir. E, bu da ipin e, çeşidine göre, örmemizin sıklığına, gevşekliğine göre değişiklik gösterecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu tarifi de bakın bu şekildeydi. Şöyle son halinde göstermiş olayım. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir çalışma oldu. İstediğiniz ölçülerde sizler bunu rahatlıkla çalışabilirsiniz. Umarım anlaşılır bir tarif olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.